Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine her ranktan bir oyuncu vs 9 bronz yapıyoruz ama bu sefer birazcık farklı olacak. Çünkü bu sefer tam olarak 5600 VP ödül koyacağız abi. Bronzlar bütün maçları kazanırsa 5600 VP'yi alıp kişi başı 600 VP'den bölüşecekler. Veya onları yenen ilk kişi kim olursa o direkt 5600 VP'yi toplamında kendisine alacak. Bu videonun ilk serisi neredeyse 300 bin izlendi. Bakalım bu nasıl izlenecek? Bu arada girişi videonun sonuna çekiyorum. 3 saattir videoyu çekmekle bir 5-6 saatte editle uğraşacağız. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Destek olmuş olursunuz. Şimdi herkese iyi seyirler diyorum. Videomuza geçebiliriz. Let's go. İlk olarak Demir Oyuncu ile başladık. Bakalım Demir Oyuncu tek başına 9 bronza karşı bir şey yapabilecek mi? Netice olarak elinde silahı var. Odin almayı tercih etmiş. İkili almakta bile çok zorlandı. Ve burada diğerlerine de bayağı bir ıskalayarak ilk roundu hızlı bir şekilde kaybediyor. 5 yapan kazanır bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yani Odin almayı tercih etti. Bir şey diyemeyiz. Oynayabilir. Şimdi ikinci rounddayız. Bentenmi asayda hızlıdan girip direkt bombayı da kurdu. 2 killini de almayı başardı burada Odin ile. Üçüncü kişiyi yine düşüremedi. Burada Brimstone Klasiği ile birlikte Bentenmi'yi düşürerek ikinci roundu bronzların hanesini yazdırıyor. Geldik üçüncü roundumuza. Bakalım burada Reyna en azından bir round kazanabilecek mi? Arkadaşın rankı Demir. O yüzden çok bir beklentimiz tabii ki yok ama... Yani elinde de çok güçlü bir silah vardı. Bir şeyler yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ama bronzlar buna şans tanımıyor. Geldik dördüncü rounda. Bu sefer tüpten ilerlemeyi tercih ediyor Reyna. Bir şeyler yapabilecek mi? Burada Raze'i gördü. Düşürmeyi başardı. Ultisi de açık. Üstüne gelmelerini bekliyor. Arkasından gelen olacak mı? Şu an arkasında kimse yok. Hepsi mid ve aside toplanmış durumda. Burada tüpten gelenlerin hepsini tarayarak düşürebilir diyeceğim ki maalesef yapamıyor. Burada Brimstone çıkıp çok kolay bir şekilde Bentelmi'yi düşürmeyi başardı. 4-0. Hepsini teklerim VP'yi alırım demiş Yıldız chatimizde. Bu arada sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce siz kazanır mısınız burayı ve VP'nin hepsini alır mısınız? Tam olarak 5400 VP'den bahsediyoruz bu arada. Bence gayet güzel bir rakam bu devirde. Yorumlara yazarsınız artık. Son roundumuza geldik. Burada da muhtemelen çok bir şey yapamayacaktır Demir ama bakalım belki de bir ihtimal kazanabilir yani. İzliyoruz. Şu an bronzlar sayda girdiler. Bombayı da kurdular. Bentenmi burada. İkilini aldı. İkinci ikili için bayağı bir uğraştı. Nerede? Gördüm. Devamında 2 kill daha alıyor ve burada Aymisio tarafından düşürülerek 5-0'a bronzların kazanmasına sebep oluyor abi. Gördüm beyler. Atıyor musun? Ah beyler. Saldıranlar kazandı. Şimdi ilk oyunumuz Demir'di. Demir'den çok beklentimiz yoktu. Şimdi bronza geçiyoruz. Bronz veya gümüş çıkıp kazanabiliyor gerçekten. O yüzden sonuna kadar izleyin. Bakalım nasıl olacak. Demir oyuncu eline sağlık. Kral geçebilirsin sağa. Haydi bakalım beyler. Bronzda belki bir şeyler yapabilir. Evet. Şimdi geldik bronz oyuncumuza. İlk roundumuz birazcık ıskaladı. Biraz değil bayağı ıskaladı. Bir dakika. Dur. Sınırsız mermi. Transmizmi kapatması lazım mı? Arkadaşlar GTA 5'iniz var mı? Ve GTA 5 oynayarak 3600 Valorant puanı ödülü kazanmak ister misiniz? Bunu nasıl yapacağınızı açıklamanın üstüne bıraktığım linkte detaylıca anlatıyorum. Ama kısaca anlatmam gerekirse de şöyle. Grand Rapid diye bir sunucumuz var. Açıklamanın üstteki linke tıklayarak bu sunucuyu indiriyorsunuz. Sadece 10 GB ve tamamen ücretsiz. Oyunda bizimle birlikte oynuyorsunuz. Canlı yayınlarda ve videolarda gerçekten çok ama çok eğleniyorsunuz. Ve üstüne de 12 level olduğunuzda 1200 VP, 24 level olduğunuzda da 2400 VP yani toplamda 3600 Valorant puanı ödül kazanıyorsunuz. Mükemmel bir teklif sunuyorum. Bunu sunucumuzun aktifliğini yükseltmek için yapıyorum sadece. Ve gerçekten çok ama çok eğleneceksiniz. Bir taraftan Valorant puan ödülleri kazanacaksınız. Aynı zamanda canlı yayınlara devamlı olarak çıkıyorsunuz. Yan kanalda çektiğim videolarda sürekli yer alıyorsunuz. Mükemmel bir teklif olduğunu zaten söylemiştim. Detaylıca öğrenmek isterseniz açıklanan üstteki linke tıklayarak oradan öğrenebilir, oradan oyun indirebilir ve hemen bugün direkt gelebilirsiniz. Zaten 20 dakikada kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra geleceğinizi düşünüyorum zaten. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Let's go. Şimdi başladık abi. İkinci rounddayız. Bu arada sınırlı mermiyi açtık. Sınırsız da demin oynayan arkadaşla da ama sınırlı olması daha iyi. İkinci roundu burada bronz oyuncu beklediğimiz gibi kaybediyor. Yani bu bronz arkadaşın kazanabileceğini sanmıyorum. Eğer aranızda kazanabilecek bronzlar varsa da bilmiyorum. Harbiden helal olsun. Çünkü çok zor. Gerçekten çok zor. Öyle kenardan gözüktüğü kadar kolay değil. Let's go kral devam. Üçüncü round. Bu arkadaşın mumutları çok da kötü değil bu arada. Onu söyleyeyim bence. Bronz oyuncuya göre bence gayet iyi de diyebilirim. Kaçmaya çalışıyor ya bir de. Enti kral, enti 3-0. Şimdi geldik dördüncü rounda. Game over ikilini aldı. Mermisi çok sınırlı şu anda.
Üstüne koşan bir Reyna var. Bıçaklamaya çalışıyor. Onu da düşürmeyi başardı. Ay, bıçak düşür. Nerede? Bıçak denemeyin oğlum. Bıçak denemeyin. Bıçak denemeyin. Ah be, yetişmiş buldum bıçak. Atıyordum da. Yes. Mermisi bitti ve burada Naruto da Game Over'ı sıkıştırarak 4. round'u yine bronzların hanesine yazdırıyor. 5. round'a bakalım, Game Over burada bronzları temizleyebilecek mi? Güzel bir kill'le başladı. 2. kill'i de güzel çıkarmayı başardı. Burada mermisi bitmeseydi Omen'i de düşürebilirdi aslında. Vurdum ara bir, vurdum. Bıçak. Beyler bıçak. Atacak. Gittim. Bıçak. Ya atıyordum ya. Tam da atıyordum beyler ya. Ayıp ettin. Hatta jeti bile düşürebilirdi. Enti diyelim. 5-0 ile kaybediyor bronz oyuncumuz da. Geçiyoruz gümüş oyuncuya. Gümüşler çok tehlikeli oluyor. Bakalım gümüş ne yapacak. Arkadaşlar geldik gümüş oyuncumuza. Nissan Skyline. Allah Allah. Neler yapacak? Çok daha iyi şeyler izletmesi lazım bize bronzla demire göre. İlk denemelerini yaptı. Bir körünü attı. İlk kirini almayı başardı. Sınırsız yeteneği aç hızıdan. Tamam. Ultisi de geldi abi burada. Oo, burada ay misyon. Çok hızlı çıktı ve sağ klikle Nissan Skyline'ı düşürerek 1. round'u bronzların hanesine yazdırıyor. Bıçak beyler ya. Silah sıkmayın cidden, bıçak alın. Bronzlar affetmek istemiyor. VP'yi istiyorlar bu arada. Hepsini vuracağız. 5400 VP'yi biz alacağız diyorlar gibi. Ama bence yücelik falan, en kötü yücelik falan kazanır. Plat bile kazanır diye düşünüyorum. Bu sefer tüpten oynamayı tercih etti Nissan. Burada Brimstone'u gafil yakaladı. Arkasından gelenler var. Arkaya da bir kör atıp çıktı. Çok güzel ikinci killini çıkardı. Raze de geliyor. Neon da geliyor aynı yerden. Neon'u da düşürmeyi başarıyor. Bir kişi daha vardı orada. Dikkat etmesi lazım. Şu an oyun kızışmaya başladı. Çok güzel oynadı buradan Nissan. Abi bir dakika. Son 4 kişi kazanabilir mi? Kazanacak gibi duruyor. Jet'i de düşürdü. Son 2 kişi kaldı. Bakalım. Vallahi son kişi kaldı. Gümüş oyuncudan müthiş performans. Ve I miss you'yu da düşürerek skoru birbirine getirdi. Oy 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 oy. Ay bu. Alıyor beyler. Oğlum yapmayın. Beyler alıyor. Aldı ya beyler. Aldı. Oğlum niye bıçak deniyorsunuz siz? Oy oy oy, gümüşten ben böyle bir performans beklemiyordum gerçekten. Gümüşler çok tehlikeli demiştim ben. Görüyorsunuz. Allah Allah. Geldik 3. rounda burada. Gümüş oyuncu ikilini çıkarmayı başardı. Bakalım devamında ne olacak. İkinci kill de çıkardı ama bu arkadaş gerçekten hiç gümüş gibi değil ha. Ben bir şey diyeyim mi size? Çok fenasal bir şey bu. Burada Aymisu geldi. Nissan Skyline ile düşürerek ikinci round'u hanesine yazdırdı ama bu arkadaş bir tık şüpheli bana geldi ha. Tamam bekle lan. Sakin ol lan. Saldırın beyler. 4 kişi saldır. Evet arkadan sen şüpheli. Oğlum zorluyor bu arada ha beyler. Bir tık şüpheli geldi bana, bilmiyorum. Geldik 4. round'a. Bakalım burada. Omen'i düşürdü Nissan. Çok hızlı bir aim'i var. Valla böyle bir gümüş ilk kez görüyorum galiba. İkinci kill'ini de çıkardı. Oy. Bu ne oğlum? Bu arkadaş gümüş mü harbiden? Değil ya. Neyse izliyoruz bakalım. 4. kill de çıkardı. Devamında... Bakalım bombayı kurması da gerekiyor aslında. Son 4 kişi kaldı. Üstlerindeler ama bu arkadaş gümüş değil bu arada. Ben söylüyorum size, bu arkadaş gümüş değil bu arada. Bu arkadaşın gümüş olduğuna inanmıyorum bu arada. Oğlum koşalım. Bir tamam. Yekçeli vurdum, alırsınız. Koş. Ya yapmayın. Alıyor bu arada. Arkanda. Hadi Breach, neyi bekliyorsun Breach? Neyi bekliyorsun oğlum? Saç köyüne bakaydı. Neyle kursun sol kursun. Kursun. Bir kontrole gidelim bakalım. Bitsin bakalım, kontrol edeceğiz bu arkadaşı. Smurf olma ihtimali çok yüksek. Kazanırsa burayı %100 kontrol edeceğiz bu arkadaşı. Geldik ikinci yarıya. Skoru 2-2. 5 yapan kazanır bakalım. Burada insan neler yapabilecek? Bir tane flash'e çıktı. Bronzlar da A sayda, B sayda bombayı şu an kurmuş bulunuyorlar. Hepsini vurup bombayı çözmek çok zor gözüküyor şu an.
Bakalım yapabilecek mi? İki kişiyi düşürmeyi başardı. Canını da yenilemeyi başarıyor. Evet, burada bronzlar. Herkes pusun, herkes sadece pik. Herkes pusun, herkes pusun. Midden geliyor, midden. Mid geldi. Bekle. Şıkmayın beyler ya. Oğlum beni nasıl buldun? Gükler vurmuşum. Bir dışarı kalıyor beyler. Çıkmayın beyler şu elemana. Çıkmayın mı? Hey sen ne oluyorsun? Bravo! Helal. Devam. Abi bilemedim ya. Garip bir çocuk. Geldik 6. rounda. Burada Omen az daha düşürüyordu klasiğiyle Nissan'ı. Devamında bakalım. Yine burada bronzlar B'ye bombayı kurdular. Yine aynı senaryoyu izliyoruz. Bakalım bu sefer yine arkalanacak mı Reyna? Bu sefer tünelden gitmeyi tercih etti ki çok mantıklı aslında. Ama arkasındaki oyuncuyu fark etse bile arkasındaki oyuncu bıçak atmaya çalışıyordu. Bu yüzden kaybedebilirler şu an. Kanka oradan geliyor. Beyza arkadan bekle. Ente. Bir dakika bu pick de no pick no pick. Oo bir dakika. Oo. Yani ben bu arkadaşın gümüş olduğunu düşünmüyorum bu arada. Patladı zaten. Ayakta kalan son oyuncu. Helal. Ucuzcu. Ama neyse her türlü kaybetti sonuç olarak. O yüzden zaman kaybedip de başkasını çekmeyeceğim bu arkadaşı yerine. Ama belki de gümüştür. Şimdi hakkına da girmeyelim. Belki de gümüştür yani bilemiyorum. Artık yorumlarda siz değerlendirirsiniz. Eğer kazansaydı kesin değişirdim. Çünkü haksızlık olurdu. Ama kaybettiği için artık zaten kaybetmiş sonuç olarak. Bir şey yapmaya gerek yok. Artık yorumlarda tartışırız bunu. Yorum kazma taktikleri YouTuberlardan. Evet bu evimden sonra gümüş olduğuna bir tık inanmaya başlıyorum. Burada bakalım bronzlar A'ya bombayı kurmuşlar. Bakalım ne yapacaklar. Ben zaman oynayın yine. Zaman oynayın. Abi! Tamam çıkmayın. Ucuzcu. Helal beyler. Oo Çaylı Hüseyin'den güzel bir headshot ve skor 5-2'ye geldi. Kral gümüş müsün sen? Emin misin bu konuda? Abi vallahi gümüşüm. Ama bayağıdır oynuyorum. Rank atlayamıyorum. Senin Smurf hesabın değil bu değil mi? Veya yok abi. Arkadaşın hesabı da değil. Yok abi gerçekten benim e-postum. Yani nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum ama yorumlarda artık karar verecekler. Eğer gerçekten gümüşsen helal olsun. Hadi bakalım. İltifat evet iltifat. Hiç iltifat almadığım için arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında bence yakışıklığım iltifat hak ediyor ya. Elanı versin senin tipini s***. Pik mi alsın? Aynen öyle kardeşim benim. Başarılar. Oğlum duvara niye kerkiniyor kardeşim benim? Adam duvara kerkiniyor ya. Oğlum duvarda delik açıp içine içeri. Oğlum ben böyle bir kafa yapısı görmedim lan. İbiş. Kral sen ne yapıyorsun ya? Şimdi başladık abi. Gold oyuncumuz bakalım neler yapabilecek. Heyecanlı olduğunu söyledi. Burada Breach ile karşı karşıya kaldı. İlk kill'ini almayı başardı. Bilmem 56-19. Arkasından gelen Juguli Bugumi. Nerede? Helal. Gold oyuncudan çok daha iyi bir performans bekliyorum. Bakalım bu arkadaş kendisini kanıtlayabilecek mi? Demin izlediğimiz kadarıyla kanıtlayamayacak ama hep birlikte göreceğiz. Geldik ikinci rounda. Burada bir flash attı. Pikledi. Evet tick kill'ini aldı. Güzel. Oo, abi bu arkadaş bilemiyorum. Gold'a yakışır bir şekilde oynamıyor. Bence çok daha iyi gold'lar vardır. Ama netice olarak bu arkadaşın rankı da gold. Bakalım. Evet şu anda gold 2 hatta bu arkadaş. Geldik 3. rounda. Bakalım burada hemen neler yapacak. Arkasından gelenleri duyuyordur ama şu an bir tepki vermiyor arkasından gelenlere. Evet abi çok garip şeyler izliyoruz. Gümüş geliyor mahvediyor ortamı. Gold geliyor adam vuramıyor. Yani bu Valorant gerçekten çok sıkıntılı bir oyun. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım burada devamında neler yapacak. Bilmiyorum abi. Heyecanlı olduğunu söylüyor. Acaba gerçekten heyecanlı mı? Ama gerçekten Gold'a yakışır bir performans değil. Çok üzüyor beni şu an. Daha iyi Gold'lar olabilirdi bu arkadaşın yerine diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım Plat ne yapacak? En azından Gümüş'ten daha iyi performans gösterebilecek mi Plat oyuncu? Onu bir göreceğiz. Geldik ikinci yarıya. Hillman defense'de şu anda.
Defans kısmı çok daha zor. Bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Sadece bir kill alabildi. Midin. Gelin Agire. Helal. Vallahi demir oyuncu bile çok çok daha iyi oynamıştı. Maalesef gold oyuncu bize hüsranı uğrattı abi. Geçiyoruz plat oyuncuya, bakalım plat oyuncu neler yapabilecek. Plat oyuncumuza geldik, bakalım plat oyuncumuz neler yapabilecek. En azından gümüşten daha iyi bir performans ortaya koyması gerekiyor. Çünkü plat artık gerçekten yüksek ora diyebiliriz yani. Burada arkadan gelen bir oyuncuyu düşürdü. Diğerine de nedense ghost denedi. Canını fullemeyi başardı ama... Burada bir tık kendini sıkıştırdı mide çıkmakla. Fena bir başlangıç değildi aslında. Geldik ikinci roundumuza. Bakalım burada plat oyuncu roundu kazanabilecek mi? Abi çok ıskaladı ya. Gerçekten çok çok ıskaladı. Bir kişiyi de aldı, kaçtı. Arkasından gelen bir neon var. Reload attı. Ultisini açabilir ama nedense açmıyor. Ve burada Juguli geldi. Klasiği ile plat oyuncuyu da düşürmeyi başardı. Balkonda. Bakıyorum balkona. Bana bakıyor, bana bakıyor. Sana mı? Oha. Şu ana kadar abi gümüş oyuncudan daha iyisi yoktu. Onu söyleyebilirim. Plat oyuncudan bile iyiydi gibi şu ana kadar. Ama hep birlikte göreceğiz. Burada Desperate. Plat oyuncu. Neler yapabilecek? Bir kişiyi düşürdü. İkinciyi bayağı ıskaladı. Körünü attı. Jet'i de vurmayı başardı. Ultini açabilirsin. Aynen, ultisini de açtı. Ve burada Sova geldi. Sova'nın ismi de birazcık ırkçıymış. Şimdi dikkat ediyorum. Kusura bakmayın bu konuda. Ya bir dakika, bir dakika, üstte herhalde. Ah başlıyor. Herhalde ben çıkmayın. Kapıda. Oğlum ne oluyor lan? Geldik dördüncü rounda. Abi en azından platin bir round alması lazım. Birini vurdu. Abi abi. Allah. Ben ne izledim az önce? Av başladı. Hayal kırıklığına uğruyorum. Ben bir platin böyle oynamasını hiç beklemezdim. Ama şimdi kenardan gözüktüğü kadar da kolay değil arkadaşlar. Onu da söylemek gerek. Çok zor. Çünkü 9 kişiler ve hepsinin rankı demir de değil, bronz. Yani en azından bir tık oyunu çözmüş kişiler. O yüzden gerçekten zor olduğunu söylemem gerek. Ama bu kadar beklemiyordum. Yani bu kadar. Geldik 5. rounda. Bakalım burada ne yapacak plat oyuncu? Nedense ultisini de kullanmıyor. İkilini aldı. Evet, burada da aynı misyon. Lan 70 atmadım. Gerçekten kuramıyorum. Örkünü atarak Reyna'yı düşürmeyi başardı ve 5-0'la plat oyuncuyu da bronzlar yenmeyi başarıyor ve VP'ye doğru gidiyorlar abi. Bence 5400 VP bronzlar alacak gibi duruyor. Belki Redi falan bir şeyler yapabilir. Evet, geldik elmas oyuncumuza. Artemis, bakalım. Bir şeyler izleyeceğiz. Tamam, güzel, iyi başlangıç. Evet bir şeyler. Burada bir şeyler olacak gibi. Artemis 5400 HP istiyorum dedi direkt. Öyle bir başlangıçla başladı. Bombayı da kurmayı başardı. Ultisi de açık. Evet, ultisi de açık. Burada 5. kill alıyor. Son 4 kişi kaldı. Bakalım. Nazar değdirdik. Vallahi çok iyi. Let's go. Son kişi kaldı. Onu da düşürdü Artemis. İlk roundunu kendi hanesine yazdırmayı başardı. Let's go. İkinci roundumuza başladık. Elime soyuncu, bakalım burayı kazanabilecek mi? İkilini aldı. 3-4 diyecektim ki Halil burada klasiğiyle onu düşürmeyi başarıyor. Ucuzcu. Güzel. Maalesef ikinci roundu kaybediyor ama bence Artemis gerçekten burayı kazanma ihtimali olan şu ana kadar tek oyuncu. B side'den başladı. Arkasından geleni duydu mu? Duymamış. Arkasından geleni nasıl duymadı? Ateş ettiler. Ben arkalıyorum şu anda sakin. Son zencefil düşük yiyor musun X mi? Oğlum bloklansana. Helal. Geldik dördüncü rounda, bakalım geri dönüş comeback gelecek mi buradan? Birinci killini çıkardı. Gayet güzel. Burada
İkinci kill'i de almayı başarıyor. Naruto var. RN'ye şu an yakın ve arkasından gelen Halil var. Onu da düşürdü. Kur'an'da alacak gibi duruyor nedense. Beşinci kill de çıkardı. Sova'yı da vurabilirdi ama maalesef burada bir tık sıkışarak mermisi bitmeseydi belki kazanabilirdi ama mermisini bir tık daha doğru kullanabilirdi. Biraz spreyi kaçırdı. Enti diyelim. Geldik arkadaşlar. Beşinci round. İkinci yarıdayız. Midden gelen Yoro'yu düşürmeyi başardı Reyna. Devamında bakalım. Bronzlar bombayı kurdular. Evet. Şu an hepsini düşürüp bombayı çözmesi gerekiyor. İşi çok zor. Artemis'in burada Neon'un üstüne koştuğu. Reyna'yı da düşürdü. Son 5 kişi kaldı. Bakalım kazanabilir mi? Arkasından geleni tahmin etmişti. Çok güzel oynadı burada. Load'unu attıktan sonra burada Breach'i de düşürdü. Astra geliyor karşısına. Kazanacak gibi duruyor şu an. Kazanmaya çok yakın. Sadece Astra kaldı. Bombayı çözmek için zamanı daralıyor. Astra gösterme, Astra gösterme, Astra gösterme, Astra gösterme. Patladı, patladı bize. Tamam, boş vur. Patladı. Enti diyelim. Gerçekten çok iyi oynadı. Ah lan. Bir tık böyle bir saniye erken oynasa, 1 saniye 19 milisaniye erken oynasa kazanacak burayı ya. Beyler VP elden gidebilir bak. Bronzlar dikkat edin. Artemis kazanırsan 5400 VP bu arada. Geldik son rounda. Yani eğer bronzlar kazanırsa son rounda olacak. Burada oy korkutucu bir durum ama güzel reaksiyon Artemis'ten. Oh, bayağı sıkışık bir durum. Bakalım çıkabilecek mi buradan? Bombanın da süresi daralıyor gitgide. Oy oy. Hadi oğlum. Yok, bomba patlayacak gibi. Yo, yetişir. Yetişemedi. Hadi lan! Hadi! Helal! Helal! 5-1. Eğer Jet'i vursa belki yetişirdi bu arada. Enti diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik yücelik oyuncuya. Bakalım yücelik oyuncu kazanacak mı? Çok yüksek elo. Gerçekten yüksek elo da bir oyuncu. Yücelik 9 bronza karşı kazanmış olması, kazanması gerekiyor. Kazanabilecek mi ve 5400 VP'yi alıp götürebilecek mi kendisiyle? Hep birlikte göreceğiz. İkilini almayı başardı. Sabırlı oynuyor. Birazcık aşamak yerine yavaş oynamayı tercih eden bir oyuncu. Burada ooo. Geldik ikinci rounda. En azından bu arkadaş bir şeyler yapabilir ya. Bakalım göreceğiz. Oğlum bu bronzlar neymiş lan böyle? Adamlara bak lan. Ama bak şimdi yüceliğin de hatası var. Oraya bir flash atıp ultisini açıp daha dikkatli bir şekilde çıkması gerekiyor. Hareketleri de birazcık yavaş. Başladık abi. Üçüncü round. İkili çıkardı. Çok iyi. İkinciyi de vurmayı başardı. Ha şu ya. Böylesin ya. Busun oğlum ya. Güzel. Dördüncüyü de vurdu Hex. Yanında bakalım. Busun oğlum. Busun. Oo. 5. kill'de çıkardı. Biraz zorlandı ama 6. kill'de çok basit bir şekilde gösterdi bize. 6.'yı da 7.'yi de düşürdü. Son 2 kişi 8.'yi de vurmayı başardı. Sona kalan Klov var sadece. Bakalım Klov'u da düşünerek ilk round'unu kazanabilecek mi Hex? Şu ana kadar iyi gidiyor. Bombayı kurabilir. Burada Klov'un kolunu gördü ve çıkarken tek headshot'ını atarak ilk round'unu kazanmış oluyor burada yücelik oyuncu. Bir tık tarıyor ama heyecanlı sonucu olarak beyler. Geldik 4. round'umuza. Bakalım Expro'yu da kazanıp geri dönüş yapabilecek mi? Durmadan flash'ini spamlayarak side'e girdi. Backside'i kontrol etmesi onun için iyi olur. Çünkü şu anda Jet arkasından gelip onu düşürecek. Evet. Vladimir turu takip edin. Yerim ben sizin liderim. Ucuz. Helal. Helal. Maalesef kontrol etmedi ve 3. round'u bronzlar hanesine yazdırıyor. Geldik 5. round'a. Bakalım Hex şu an bombayı çözüp geri kalan 8 kişiyi de vurabilecek mi? 2 kişiyi düşürdü. Gayet güzel. İyi bir başlangıç. Biraz hızlı olması gerekiyor. Bombanın süresi gitgide daralıyor. Arkasından gelen bir oyuncu var. Onu şu an bilmiyor. Umarım tahmin eder. Canını fulledi. Ve burada Çaycı Hüseyin 4. round'u da
takımın hanesine yazdırarak bronzları büyük bir skorla öne geçiriyor. Geldik abi 6. raunda ve burada da Sova Hex'i düşürerek son raundu da takımına kazandırıyor ve Yücelik sadece bir round olarak burayı kaybediyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Immortal'la devam ediyoruz. Artık Immortal diyoruz. Koskoca Immortal. Arkadaşlar geldik. Radiant oyuncumuza Larva. Üstüne bir de e-sporcu. Bölüm sınavı canavarı diyebiliriz bizim serilerin. Bakalım 9 bronzu yenip burayı kazanabilecek mi? İkilini çok güzel ve temiz bir şekilde almayı başardı. Ucuzcu. Helal Hardal, çok iyisin. Hardal helal. Şimdi bu arada bronzlardan çıkan 2 kişi oldu. Onların yerine yeni oyuncular geldi. Hardal'la Icewine. Onu da söylemiş olayım. Hayretten 60 Hz. 3 kişi çıktı daha doğrusu. Evet. Vallahi videoyu çekmek çok zor oldu. O yüzden bir like atıp abone olursanız çok çok büyük destek olursunuz. Gece saat şu an 2 ve biz halen daha bu videoyu yapıyoruz. Bakalım Larok kazanabilecek mi burayı abi? Bu sefer Marshall almış. Çok mantıklı. Eski seride de yapmıştı bunu. Marshall'la çok tek atabileceği için, armorları olmadığı için çok çok mantıklı ama bronzlar da hiç piklememeyi tercih ediyor. Bronzlar da çok güzel bir taktik seçti burada. Açıkçası Larok'tan korktuklarını söylediler demin. Larok da çok sabırlı oynuyor ama süre onun tarafında değil. Çok iyisin oğlum. Aha. Oğlum oha. Arkadan gelen var. Cidden bu roundu bu şekilde kazanırsa çok şaşırtır beni. Oy 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 oy. Sona kalan 3 kişi var sadece. Bakalım kazanabilecek mi? Burada Gladiator da düşürmeyi başardı. Sona kalan 2 kişi var. Reyna'yı da düşürdü. Son 1 kişi. Onu da noscope'lu bir şekilde düşürerek ilk round'unu kendi hanesine yazdırmayı başarıyor. İşte Larok böyle bir oyuncu beyler. Gerçekten çok çok tehlikeli bir oyuncu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kendiniz artık bir şey söylersiniz, ben bir şey demiyorum. Kendisini sıkıştıracak mı yoksa burayı da kazanabilecek mi? Chamber'ı düşürmeyi başardı. Oo, Gekko'yu da düşürdü. Iskalasaydı muhtemelen ölmüştü. Icewine'i de düşürdü burada. Neon'u da vurdu bakalım. Marshall çok mantıklı bir tercih gerçekten. Ama ıskalasa da o zaman geri dönüşü olmayacak bir silah. Ama adam ıskalamıyor yani. Öyle de bir durum var. Ay ay. Son bir kişi, onu da düşürebilecek mi şu an yoksa? İzliyoruz abi bakalım. Raze'le birbirlerini arıyorlar şu an bakalım. Son 10 saniye. Onu da düşürerek ikinci roundu da kendi hanesine yazdırıyorlar ok ve inanılmaz bir şey ya bu adam. Finansal bir şey ya. Evet geldik abi. Sonraki roundu. Burada ben bir şeyleri kapattım galiba. Rakip oyuncuların renkleri gözükmüyor ama arkadan gelen birisi var. Onu da düşürdü. Canı yarıya kadar indi. Bakalım. Çok daha azaldı burada ama canını fırlamayı başarıyor bir kere alarak. Gekko burada. Gekko burada çok iyi oynadı. Gerçekten Gekko çok iyi oynadı. Ben Aaa Reyna armor almış diyor. Reyna galiba armor almış rakip takımda. O yüzden vuramamış. Refleks olmuş o da diyor. Tamam sıkıntı yok. Devam. Burada Gekko çok iyi oynadı. Gerçekten. Reyna'da bir olay yok zaten. Burada Gekko'ya öldü. O yüzden hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Gekko da gerçekten mantıklı oynadı. Zıplayarak ıskalaması sebep oldu. Sonrasında da klasiğinde sağ klikle düşürdü. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Let's go. 2-2. Hadi bakalım nasıl olacak. İkinci yarıya geçtik. Defans kısmı çok daha zor olabilir Larok için. Hep birlikte göreceğiz. Oy 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 oy. Bomba kranı düşürdüğü için şu an kazanma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum Leroy'un. Oy. Anına avradını dur. Ciddi misin? O chamber'ı nasıl vurdu lan öyle? Son iki kişi bombayı koruyorlar. Bakalım. Kazanabilecek mi burayı Larok yoksa kaza kurşununa kurban gidecek mi? Burada Sage'i düşürdü. Son kişi olarak Icewine bakalım oyalayabilecek mi Larok'u?
Bu yerler çok mantıklı bir oynadı. Gerçekten çok mantıklı oynadı. Sağına flash atıp solundan çıktı ve çok kolay bir şekilde ikinci yarının ilk roundunu kazanmayı başardı. Demirler, bronzlar daha doğrusu yine B geliyorlar. Ama bu sefer Larouk burada sıkışabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. 2 kill almayı başardı. Geri çıktı. Neon'u da düşürdü. Hayır, sıkışmadı. Demek ki yanlış düşünüyormuşum. Burada yapacakları şeyi tahmin ediyor Larouk ve hızlıdan A'ya yöneldi ve Reis ses vermişti hafifinden, onu da duydu. Sonra kalan 5 kişi, bakalım onları düşürüp bombayı çözebilecek mi? Birini düşürmeyi başardı. Reyna'yı da düşürdü. Son 3 kişi. Muhtemelen burayı da kazanacak gibi Larouk. Çözdürürler mi acaba? Jet'i de düşürdü. Evet abi, 4-2'ye geldi. Larouk gerçekten mükemmel bir oyuncu ya. Hiçbir şey demiyorum. Geldik 5. round. 7. round'a daha doğrusu Larouk. Tünelden açılarak 2 kişiyi çok rahatlıkla düşürmeyi başardı. Burada. Oğlum bu ne lan? O nasıl spray transfer? Sona kalan bir kişiyi Larouk'u tebrik edebiliriz bu arada. Cidden hak etti ya arkadaşlar. Gerçekten hak etti. İnanılmaz bir şey bu çocuk. İnanılmaz bir yetenek. Evet. 5600 VP'nin kazananı Larouk oldu ya arkadaşlar. Ben BTP salacaktım. Hayalim vardı. NTI idi. Spray transfer neydi ya o tünelde? Tebrik ediyorum. Eline sağlık. Bizden 5600 VP kazandı kardeşim benim. Zor muydu? Eyvallah abi. Abi zor. Abi. Önceden zordu da artık zor değil ya. Alıştım ya. Eline biraz sağlık. Evet, biraz alıştım. Eline sağlık. Eyvallah abi. Bence gayet güzel oynadın. Vallahi bronzlar da çok iyi getirdi buraya kadar ama sen bir tık bölüm sonu canavarı oldun artık. O yüzden yapacak bir şey yok abi. Arkadaşlarımla bir tek Radiant şu an Larouk var. O yüzden onu davet ettik zaten. Bu şekil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Like at, abone ol. Like atın, abone olun. Arkadaşlar elinize sağlık. Söylemek görüşürüz istediğiniz abi, bir şey elinize var mı? Sağlık. Görüşürüz abi. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, bu şekil. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Şarjı gözlerin alevine içimi yakar. Şarjı gözlerin alevine içimi yakar.